Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün neler oldu? Günün şöyle bir özetini hatırlamak gerekirse kardeşlerim, neler yaşandı? Bitcoin'de, altcoin'lerde ve dolar, altın durumunda cephesinde neler oldu? Şöyle bir bakalım, fiyatlarımız nerelere geldi? Bu arada kardeşlerim, kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Evet. An itibariyle dolar grafiğimiz açık kardeşim. Bakınız, burada bugünkü çizdiğimiz ok işareti yukarı yönlü hareketini sağlamış durumda. Gelelim biz 4 saatlik grafiğimize. Ay maşallah gitmiş. Aslında yani içim el vermiyor maşallah demeye. Çünkü bizim ekonomimiz kötüye gidiyor kardeşlerim. Yani ben mumun hareketine maşallah diyorum. Yani dolar uçuyor diye seviniyor, sevinenlerden değilim kardeşim. Değilim. Yani... tabii ki bu bizim paramızın erimesi insana tabii ki acı da veriyor. Yani bu doların böyle bu şekilde gitmesi beni sevindiriyor anlamında konuşmuyorum. Ha, bu şekilde altcoin'ler uçsa o zaman dört köşe olurum. Yani sevinirim ama bir TL'nin eridiği yerde, doların uçtuğu yerde sevinmek doğru bir şey değil. Çünkü ekonomimize zarar veriyor. Arkadaşlar, an itibariyle 18.24 TL seviyelerinde dolar. Bakınız, günü bu şekilde kapatır. Ama devamı yarın ne olur arkadaşlar? Onu bekleyip göreceğiz. Hatta bu gece büyük bir ihtimal 12'den sonra tekrar yeni açılışa girer. O zaman inşallah biraz düzeltmeler yapabilir. Yapmazsa bu dolar dediğimiz gibi bugün de 20 TL'nin üzerine atacak gibi duruyor kendini. Euro. Arkadaşlar 20.34 TL. 20 TL'nin üzerine çıktı. 21'e doğru yolculuk var. Euro'da da süper trendimiz hala bir al sinyalini, aşağıda alışların devam ettiğini ve 4 saatlikte ERAS ayında en üst bantlarında dolaştığını görüyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Yükselişe devam. Evet, yükselişin devam edeceği anlamına geliyor. Gelelim altın. Arkadaşlar 1780'di, 1794 oldu. Küçük bir kırmızılıkta da olsa en son 1800'lerdeydi. 1794 oldu. 1810'a kadar iğne attı bakınız. Burada bir güçlü direnci var. Kıramadı onu. Döndü geri. Şu anda desteği bulunan 1791. Eğer de onu da geri kırar ise 1772'lere çekilebilir ons. Yok, yarın Biden'ın açıklamasından sonra tekrar yukarı yönünü çevirir de buradaki direnci kırarsa 1800, 1826'lar, 1830'lar devreye girebilir. Gümüşe bakıyoruz arkadaşlar. Gümüş şu anda dediğimiz gibi bu direnci bir türlü kıramıyor. Kırsa da üzerinde durmayı başaramıyor. Evet, destek yaptı bir ara ama tekrar geri döndü. Al sinyalinde olduğunu görüyoruz. Bu da 22 dolar bandında gümüş. Normal şartlarda gümüşün fiyatı bu değil kardeşim. Gümüşün şu anda bu piyasada bu duruma göre 40-50 bin, yani 40 dolarla 50 dolar aralığında hareket etmesi gerekirdi. Ama gümüşün olması gereken fiyat bu değil kardeşim. Evet, öyleyse gram altın ne oldu? Arkadaşlar, gram altın gidiyor bakınız. Gram altın %10'luk bir yükseliş yaptı bugün ve 1043 TL seviyelerinde gidiyor. 1100, 1200, 1300 yolu açık. Gümüşün gram fiyatı 13 TL'ye yaklaştı. 12.95'teyiz şu anda. 13 TL'ye doğru 14. Bu da 15'ten aşağıya kalmaz kardeşim. Gidecektir. Ons da gidişat yok fakat gram da mevcuttur. Evet. Bu piyasalar böyle. Borsa genelinde anlatmama gerek yok. Hisse analizlerine geçmeyeceğim çünkü bizim asıl şeyimiz kriptolar biliyorsunuz. Onlara geçeceğiz. Tabii ki borsa bizim eski mesleğimiz kardeşim. Ben 25 yılımı, 26-27 yılıma yakın yıllarım geçti borsada. Yani neyin nerede olduğunu, tahtacıların durumunu hepsini biliyorum ben burada. Ama dediğim gibi yani borsada büyük kazançlar ben elde ettim. Zararlar da, zararım da oldu, kazancımız da oldu. Ama nedense hala hazırda yatırımımız var tabii ki. Borsada yatırımımız var. Belli bir hisselerimizde bekliyoruz. Ama dediğim gibi kripto paralar bizler için daha cazip. Hem kazancı daha fazla, kaybetmesi de daha fazla. Eğer sabrın yoksa kripto paralarda kaybetme şansın daha fazladır kardeşim.
Evet, kripto paralar dedik. Kripto paralar, kripto paralar. Arkadaşlar, bakalım ne var ne yok Bitcoin'in durumuna. Arkadaşlar, altcoin'lerden para çıkışı devam ediyor. Bakınız, şurada %2, 1 trilyon 277 dolar seviyelerinde. Dominans yeşilde. Evet, Bitcoin 46.400'lerde. Şu anda Bitcoin'in fiyatını buradan görüyoruz. Bitcoin kardeşlerim hala bir sat sinyalinde, bu desteğini koruyor bakınız. Bu desteğini koruyor, fakat eğer burada oyalanıyor, buradan geri dönmediği takdirde tekrar yükselişe giderse buradan sonrası ralliler getirir. Bakınız. Şimdi diyeceksiniz hocam ya önceki videomda kötü senaryo. Arkadaşlar hep kötü senaryoyu konuşmaya gerek yok. Kötü senaryo zaten 40-42 bin dolarlar. Ben ne diyorum? Buradaki destekte sağlam basıp aşağıya kırmadığı sürece döndüğü an yukarıya ralliler getirebilir. Bakınız. Buradan geri dönmez ise, aşağıya doğru devam etmez ise, yukarı döndüğü anda peşinden ralliler ve Bitcoin 100 bin dolara doğru gidebilir kardeşim. Çünkü buraları çok bekledi. Bakınız. Çok oyalandı. Yani ne zamandan beri oyalanıyor? 4 Aralık'tan beri bu bant aralığında oyalanıyor. Bugün 20 Aralık. Evet. 4 Aralık ve 20 Aralık yaklaşık 16 gündür bu bant aralığında geziyor. Patlasa aşağı doğru zaten patlardı. Bundan sonraki hedefi bence kardeşlerim artık yarından itibaren bu piyasa yeşile döner inşallah ve gümbür gümbür gideriz diye düşünüyorum. Kardeşlerim bu videomda bakınız bu videomda katman 1 ve katman 2 coinlerine değineceğim ve onlardan önce de tabii ki Shiba ve Doge var. Ethereum'a geçiyoruz kardeşlerim. Ethereum'da da bakınız aynı pozisyon. Ethereum 3.8, 3.7, 3.9 bu band aralığında devam ediyor. Kopması an meselesidir. Bakınız. Kopması an meselesidir diye düşünüyorum. Tabii ki anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir. Shiba'da güzel gelişmeler var. Her ne kadar bakınız. Shiba 28'e de düştüyse bakınız 28'e de şimdi kardeşimizin biri yazmış ya hocam bir videonda söyledin sıfır atacak bunda da dedin arkadaşlar sıfırı geri alabilir. Arkadaş sen ne zaman izledin benim videomu? Ben o ralliler devam ederse sıfırın birini atma yoluna gider dediğimde Shiba 65'lerdeydi. 60'larda 65'lerdeydi. Piyasada olumsuzluklar yoktu. Omikron yoktu. Bunlar peş peşe geldi. Bu peş peşe gelmesi tabii ki bizim verdiğimiz hedef fiyatlarını etkileyecektir. Etkiler de. Evet. Kötü senaryolar Bitcoin'de gerçekleşirse bunlarda da gerçekleşir diye söylüyoruz. Ama bugünkü grafiklerden okuduğum kadarıyla, şu anki grafikten okuduğum kadarıyla Bitcoin'in biraz daha aşağı kırması zayıflıyor. Yani yukarı hareketinin başlatabileceği sinyali var. Bu ne demektir? Aynı zamanda Shiba için, Doge için ve diğer altcoin'ler için de bir yukarı yönlü ani sıçrama hareketlerinin gelebileceği anlamını taşır. Panik yapmayın kardeşlerim. Bu piyasada panik yapanların yeri yok. Elinizdekileri kaybedersiniz. Kaptırmayın. Balinalar masada. Şakır şakır alıyorlar. Shiba alıyorlar. Doge alıyorlar. Başka coinler. Ethereum alıyorlar. Metaverse coinlerine giriyorlar. Evet. Shiba dedik. Nedir Shiba'da? Hocam bize vereceğin haber nedir? Arkadaşlar. Shiba 20 Aralık tarihindeki verilere göre yani bugün bakıldığında Shiba Inu'nun Ethereum ağındaki en çok kullanılan ilk 3 token arasında girmeyi başaran Shiba'dır. Shiba önde gelen stabil coinlerden USDT ve USDC'yi bile etkinlik oranı açısından geçmeyi başarmış konumda. Son 7 günlükte Shiba'nın en çok kullanılan 3. kripto para birimi olması ise bazı şeylerin yolunda gideceği yani kazanda diyelim bir şeylerin kaynıyor olabileceğine işaret etmektedir. Dikkat! Büyük ralliler kapıda diyorum. Her zaman bu piyasa düşmez. Her zaman biz yokuş aşağı inmeyiz. Bu işin çıkışı var, inişi var ama artık zamanı geliyor kardeşim yavaş yavaş. Bu yılbaşı hediyesi olarak
güzel çıkışlar alacağız inşallah. Şiva son 7 gün istatistiklerinde ise, dilimi sürtüştü kusura bakmayın özür, bundan çok daha fazlasını anlatmakta kardeşim. Çok daha. Yani okusak burada saatler sürecektir. Onun için kısa kısa kesiyorum. Toplamda 78.089 tekil kullanıcıya ulaşan Shiba bu konuda USDT ve USDC'nin de gerisinde kalsa da tam olarak rekor kırdığı alandaki aktif kullanıcı sayısına yaklaşmış durumda. Bakınız, daha önceki yaptığı rallilerde rekor kırdığı kullanıcı sayısına yaklaşmış durumda hala. Bu ne demektir? Bu Shiba'nın patlayacağı anlamına gelir. Yani yukarı yönlü çok yükselişlere imza atacağı anlamına da geliyor. Shiba'nın Ekim ayındaki etkileyici performansı esnasında bu başarısı görülmüştü kardeşim. Shiba'nın bir anda böyle hareketlenmesinin sebebi ise yeni kullanım alanları olur bak. Yeni kullanım alanları var çünkü. Bunlar olabilir. Nedir bunlar? NFT. NFT projelerinden sonra bir süre hareketsiz kaldı. Shiba ekibi şimdi ise yeni bir oyun ve oyun içi NFT kullanımı ile gündeme geliyor. Bu da Shiba'nın hareketine mutlaka etki edecektir, fiyatına etki edecektir, Shiba'nın potansiyeline etki edecektir, yatırımına etki edecektir, her yönde etki edecektir. Amma da övdün hocam Shiba'yı diyecek şimdi kardeşimiz. Övmüyorum kardeşim. Ben ne okuyorsam, ne görüyorsam onlardan bahsediyorum. Bu A coin'i de olabilir, B coin'i de olabilir. Çoğu kardeşlerimiz terste kaldı. Yatırımı çok büyük Shiba'da. Küçük yatırımcılar daha fazla. Tabii ki Shiba Inu'nun çok yakında kendi Layer 2 ağının piyasaya süreceğini de unutulmamalıdır. Bakınız, Shiba yakında kendi Layer 2 ağını piyasaya sürecektir. Bunu unutmayın. Aslında şu an piyasanın fiyatladığı ana gelmiş, yani bulunuyoruz. Piyasanın fiyatladığı ana gelişme Layer 2 ağı çok net gözüküyor arkadaşlar. Hocam nedir bu Layer 2 ağı? Arkadaşlar biraz sonra anlatacağım coinler. Layer 2, Layer 1 coinleri hangileridir? Videomda bunlara yer vereceğim. Zaten bu videom bunlardan oluşacak. Peki Shiba'yı niye aldın? Shiba da bunların içine girdiği için aldım. Bakınız. Evet. Yani Layer 1 birinci katman, Layer 2 ikinci katman. Shiba geliştiricisi Ryoshi de bu konu hakkında yaptığı açıklamada ikinci katman müjdesini resmen vermiş bu Shiba topluluğuna. Bu da toplulukta bir heyecan yaratmış durumda kardeşlerim. Evet, Shiba nereye kadar iğne atmış? Arkadaşlar 27'ye kadar iğne attı. Shiba'nın 27 dolar 0.40 27 dolardan tekrar 29 dolarlara doğru çıkışı da Shiba'da yavaş yavaş, yani %7 %8 gibi geri çekilen Shiba şu anda %5 gibi geri çekilmelerde. Yavaş yavaş Shiba'da hareket başlıyor. Dikkat diyorum. Bu gece kırmızıdan yeşile dönebilir Shiba. Bakınız. Dikkat, Shiba bu gece kırmızıdan yeşile dönebilir ve bu potansiyele de sahiptir. Geldik Dogecoin'e. Arkadaşlar, Dogecoin'de an itibariyle 0.16 dolar ve %3'lük bir geri çekilme var. Onda da hareket başlatılabilir. Al sinyalinin geldiğini ve üçgenin de tamamlandığını görüyoruz. Onun da desteklerde olduğunu ve onda da bir yeşile dönme olasılığı ihtimalinin büyük olduğunu bu gece söylememiz mümkündür. Evet, ne dedik kardeşlerim? Layer 1 ve Layer 2 katmanları. Layer 1'de neler var arkadaşlar? Bakınız. Yani birinci katman coinler hangileridir? Arkadaşlar 1. Solana. Solana an itibariyle 172 dolarlarda ve desteğini koruyor. Sat sinyalinde geldiğini Solana için söyleyebiliriz. Ve %4'lük bir aşağı yönlü hareketi var. Ama bu desteğini koruduğu sürece herhangi bir şey olamaz. Satışların olduğunu ve Erasa'nın da aşağı yönlü ellerin altında seyrettiğini söyleyebiliriz. 2. Cardano, ada. Bu da birinci katmanda. Evet, Cardano'da da şu anda %2'ye yakın geri çekilme olsa da 1-2'lerde formunu koruyor görünüyor. Her ne kadar sat sinyali olsa da. Geldik DOT.
Polkadot. Arkadaşlar DOT'ta da bakınız %4'lük bir geri çekilme var. 24 dolara yakın. 23.79'larda. Evet, buradaki desteğini aşağıya doğru kırdı. Bu destek dirence dönüştü. Yani her kırılan dirençler desteğe ve desteklerin de dirençlere dönüştüğünü unutmuyoruz. Direnç kırıldığı an orası artık destek konumundadır. Terra Luna'ya bakıyoruz. Arkadaşlar %1.5'luk yukarıda, geride ve 76-77 dolarlarda. Terra Luna 100 dolardır. Benim hedefim devam ediyor. Şu anda direnci kırmış durumda. Zembeleği boşalabilir. Evet, bir anda 80 dolar ve üzerini Terra Luna'da görebilir kardeşlerim. AVAX'a bakıyoruz. AVAX. AVAX tekrar yukarıya döndü. Evet, 106 dolar. Ne dedik biz AVAX'a? İnanmadınız kardeşim. AVAX gidecektir fakat düzeltmelerle yoluna devam edecektir ve 150 doları bulacaktır kardeşim. Bu düzeltmelerden sonra AVAX'ın gelebileceği yer 150 dolardır. Tabii ki bu benim şahsi düşüncem, görüşüm. Bu yatırım tavsiyesi değildir. İlla ki 150 dolar olacak anlamını da taşımayın arkadaşlar. Yani hocam 150 dolar dedi, bu 150 dolara gelecek, böyle bir şey yok. Araştırın, bakın. Geçmişine bakın. Ama benim görüşümü sorduğunuzda arkadaşlar, benim hedefim AVAX için orta vadede, yakın zamanda 150 dolardır. Eğer 117 dolar direncini de kırar ise, bakınız burada ne vardı? 100 dolar desteği vardı. Çarpmadı, hemen geri döndü ve destekten uzaklaşıyor. Yeşil mumu da dikmiş durumda. %1'in altında bir geri çekilmesi var. AVAX'ı biraz sonra yeşilde görürseniz hiç şaşırmayın video bitene kadar. Dönebilir arkadaşlar, yeşile dönebilir herhalde. Algorand. Bakınız bunlar birinci katman coinleri. Dikkat. Kalemle notunuzu alın, araştırmanızı yapın kardeşim. Her zaman bulamazsınız böyle videoları. Birinci katman coinlerinden Algorand 1.2 dolar seviyelerinde ve desteğini aşağı kırmış durumda, geri dönüşü başlamış gibi görünüyor. Satışların devam ettiğini görsek de 1.2 seviyelerinde. Evet. 2 doların üzerinde çok kalmaya çalıştı ama başaramadı. Şu anda nerede fiyatı? 1.2'lerde. Fiyat %50 ucuzdur kardeşim. Tron. Evet, doğru. Doğru duydunuz. Tron da birinci katman coinlerinden. Daha önce ben sizlere ne dedim? Web3 coinleri kardeşlerim, işte metaverse coinleri, böyle parça parça bunları sizler için toparlıyor ve bilgilendiriyoruz sizleri. Tron %4'lük geri çekilme ve 0.076 dolarlarda. Önünde desteğini kırdı. Şimdi bu destek dirence dönüştü onun için. Burayı tekrar kırması lazım. Yani 0.078 direncini kırarsa 88'lere doğru yol alabilir. Phantom. Evet, Phantom da birinci katmana girdi. Phantom'dan çok büyük yükselişler gelecektir kardeşim. Şu an bakmayın 1 dolar 30 centlerde kıvrandığına. Alış sinyalleri geldi. Phantom 3 dolar, 5 dolar gidecektir kardeşim. Gidecektir. Yeter ki sen sabretmesini bil. Yeter ki düşüşlerde panik yapma. Bu coinler uçuş yapacaktır kardeşim. EGL'de. Evet. Bu da katman. Birinci katman coinlerinden. Evet. Bu da birinci katman coinlerinden. Şu anda %6'lık geri çekildi. 231 dolar bandında yatay şekliyle devam ediyor. KDA. Birinci katman coinlerinden bakınız. 10 dolar seviyelerinde %4'lük geri çekilme ve sat sinyali devam etse de yatay şekliyle yoluna devam ediyor. Gelelim kardeşlerim, ikinci katman coinlerinde neler var? Şimdi bakınız, arada fark var bak. Birinci katman coinleri Solana'ydı, AVAX'tı. Yani ben şimdi bunları anlatmak için çok aşırı zamanım yok. İkinci katman coinlerine bakın. İkinci katman coinleri networklerden oluşuyor dikkatinizi çekerse. 1. Matic Network. Evet. Matic Network. Arkadaşlar. İkinci katman coinleri. Shiba da girdi şimdi buraya, giriyor bakınız. İkinci katman coinleri arasına Shiba da yerleşiyor. Az önce haberleri okuduk size. Matic 2 dolar seviyelerinde ve dönüşü muhteşem olacaktır. Bekleyin görün. Bekleyin görün kardeşim. Şu anda yukarı yönlü ve al sinyalin olduğu belli. Leopring, LRC, ikinci katman coinlerinden. Evet. Bu da gidiyor.
Şu anda her ne kadar küçük geri çekilme olsa da 1.9'larda bu bir anda 3 dolara çıkacak potansiyele sahiptir. Clear Network. Bu da kardeşlerim ikinci katman coinlerinden ve şu anda al sinyalinin geldiğini ve küçük bir %5'lik bir geri çekilme olsa da 0.069 dolar seviyelerinde olduğunu unutmamak lazım. Omega Network. Bakınız networklerden oluşuyor dedim. Omega Network. Bu da %4'lük geri çekilme ve 5 dolar 60 sent seviyelerinde. Sat sinyali gelmiş görünüyor. Birazcık geri çekilebilir mi? Hayır. Ben de burada yeşilin döndüğünü tekrar bu direnci kıracağına inanıyorum kardeşlerim. BNT. %1'lik bir geri çekilme var. Destekten uzaklaşmaya çalışıyor ve yukarı yönlü hareketini başlatabilir. Fiyat 3 dolar seviyelerinde. ZRX kardeşlerim. Bakın ZRX. Her ne kadar sat sinyali olsa da yeşil mumu direk gibi dikmiş buraya gördüğünüz gibi. Gidiyor. Direnci 0.80 direnci var önünde. Şu an 0.75'lerde. Evet. PRP. Evet. PERP yani. PERP şu anda 9.91 dolar seviyelerinde. 10 dolara yakın. Yeşilde bakınız. Bakınız yeşilde. 1.33'lük yeşile sahip. Katman 2 coinleri. Devam ediyor. Al sinyali gelmiş. Diğer bir coinimiz IMX. Evet. Immutable. IMX. Şu anda bunun fiyatı 4 dolar seviyelerinde. Sat sinyali var. %9'luk geri çekilmesi var. Takip edilmesine fayda var. ZKS arkadaşlar. Bu da desteğini aşağı yönlü kırsa da bir al sinyalinin geldiğini ve 0.38 dolar seviyelerinde olduğunu bunun da görüyoruz. Bunun da yolunun olacağını söylememiz mümkündür. Evet. Bugün katman 1 ve katman 2 coinlerini inceledik. Bir de Metaverse'den bir iki tane bakalım kardeşlerim. Yayınımızı bitirelim bugün. Şuradan Metaverse coinlerini açalım. Arkadaşlar bakınız. AX 90 dolarlarda. Sat sinyali devam ediyor. %5'lik geri çekilme var. The Sandbox arkadaşlar. The Sandbox'ta da bakınız burada ne var? %2.5 bir geri çekilme. Evet. 5 doların altında. 4.8'lerde falan. 5 doların üzerine çıkması lazım kardeşim. Mana'ya bakıyoruz. Mana şu anda yukarı yönlü hareketini tamamlayamadı henüz. Oraya da sinyal geldiğini görüyoruz. Engine %5'e yakın. Geri çekilme ve 2 dolar 23 sent seviyelerinde kardeşlerim yeşil mumu da dikmiş durumda. Bir de Alice diyelim. Alice'de de yatay şekil devam ediyor. 4 dolar seviyelerinde. 11.43 dolar seviyelerinde %4'lük geri çekilme. Raja'ya bakıyoruz. 1.47 evet yatay şekliyle devam ediyor. Evet bir de Gala'ya bakacağım kardeşlerim. Gala'yı buraya almışız mı? Şöyle bir bakıyorum. Gala. Evet şuradan hemen aramadansa direkt yazalım da gelsin kardeşim. Evet Gala Tether Binance'den bakalım. Evet. Arkadaşlar şu Gala'yı da yukarı alırsak hatta Gala'yı aksın altına alalım. Çünkü onunla ilgili konuşacağım. Arkadaşlar Gala %5'lik bir geri çekilme. Bakınız Gala yeni bir aks olma eğilimi var. Gala'ya dikkat kardeşlerim. Gala aksı bile geçebilir bakınız. Gala üzerinde çok yoğunlaşıldı. Çok güzel haberler var. Gala İleriki tarihlerde AX'a rakip olabilir. Yeni bir AX mı türüyor yazıları da mevcut piyasalarda. Bu Gala için yatırımcılar yatırımlarına başlamış durumda. Şu anda %5'lik geride ve 0.42 dolar bandında. Fiyat olarak da ucuz. Dibinde görünüyor. Her ne kadar rallilerden bayağı bu fiyatlanmış olsa da kardeşlerim şu anda önceki fiyatına göre fiyatı uygun görünüyor. Ha geri çekilmeler olabilir mi? Zaten bu piyasalar hep yükselmeyecektir. Yarısı geri gelecektir. Yarısı ileri gidecektir. Piyasamız böyle hareket eder. Arkadaşlar daha fazla Ripple'dı, işte Chiliz'di, BitTorrent'ti. Bunlara da bakmak isterim ama şu anda vaktim bunlarla sınırlı. Videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Yarınki videomda inşallah onlara bakacağım. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.